Hacı emmi günde iki buçuktan 10 günde 25 lira alacağını hesapladı. Zaten alıp alacağı bundan ibaret olabilirdi. Oğlan şimdi hamdı. Gözü açılmadık sığırcık yavrusu. Ne desem verir. Lakin el adamı. Gözleri çıksın gözünü açarlar. Kaburgası kalınlaşır. İki buçuk değil meteliği kurban ederdi. Hem canım İstanbul'un yıkım yapım üzerine alabildiğine Tozudu şu günlerde bir yıkım işçisinin buçuk liraya çalıştığı da yoktu. Menderes para saçıyordu para. Ah genç olsaydı. Genç olsaydı da yemyesi 20, 25 hatta 30 liralık kalfalıklar mı bulmazdı? Duvarcılık mı? Bekir Usta'nın taşeronu gibi taşeronluk mu? Mehmet babasından kalma şayak ceketiyle pantolonunu giydi. Karma karışık ama kuvvetli. Siyah saçlarını eliyle şöyle bir düzeltip kasketini başına geçirdi. Bekir Usta'nın işçileri birer ikişer çıkıyorlardı odadan. Oda aralarına karıştı. Alacak karanlık merdiveni indiler. Pis koku, o kedi ölüsü mü, köpek mi neyse onun kokusu dayanılacak gibi değildi. Burnunu parmağıyla tıkayıp merdiveni hemen indi. Dışarı adımını besmeleyle attı. Babasından öğütlüydü. Sabahleyin mı her şeyden önce besmele çekmeliydi. Solunda yatıyorsa sağına dönmeli, sağından kalkmalıydı. Giyinirken ilkin sağ çorabını, ceketinin sağ kolunu, yemeği yerken de kaşığı mutlaka sağ eliyle tutmalıydı. Bütün bunları yalnız babasından değil, boyalı sakal imamdan, anasından, komşulardan, arkadaşlarından duya duya bellemiş, düşünmeden gereğince yapıyordu. İlkin sağ ayağını atarak sokağa çıktı. Yedi, sekiz yatırık uşak. Ona pel, pel bakıyorlardı. Utandı. Tekrar bakıştılar. Gözler gözleri yokladı. Yumuşacık bakışlardı. Güldü. Çocuksu, usuldan kara kaş, kara gözlü bir gülüş. İçlerinden biri sordu. Sen de bizim ustanın postasından mısın? Mehmet anlamadı. Sizin usta kim? Bekir usta. Başını sağladı. İyi bildin. Yumuşak dost bakışlar çevreliği vermişti. Yemini kesiştin mi? Ben mi? Sen? Ben kesişmedim. Hacı emmimi kesişti. Bilmem. Herhal. Güldü güldüler, gülüştüler. Mehmet bir şeyler sezerek şaşkın bakıyordu. Hacı emmi ne dedi? Ne gibi yani? Bir başkası. On iki buçuğun iki buçuğu benim mi dedi? Mehmet şaştı. Ne biliyorsunuz? Her biri bir yandan tamamlayarak anlattılar. Ona hacı emmi dillerdi tilkiden kurnaz. Yeni gelen uşaklara arkalar, onlara iş bulur sözde. Halbuki ne işi? İş sokaklardan akıp duruyor. İstanbul'un dağı taşı her yana iş. İş adamın ayağına dolanıyor. Bekir Usta olmazsa Hasan Usta olsun. Hasan Usta olmazsa Cemal Usta. İşten çok ne var? Sonra yemiyeler. 12 buçağı ameliye mi var bugün? Siz kaça çalışıyorsunuz? 20. Dedi yuvarlak çeneli, mavi, mintanlı, delikanlı. İflasızın Mehmet Sevinç'ten çıldıracaktı. Bana ne diye on iki buçuk dediler. Biz de yeni girdiğimiz on iki buçuktan hesap gördülerdi. Hacı Emni'ye avanta verdiniz miydi? O Allah'ın emri. Vermezsem. Canıyım bülbülü bilir aslanım. Gözünü aç birme. Emi dedi ki Bekir Usta'ya ben on iki buçuğa çalışmam diye. İş çetin, çok çetin. On iki buçuğa dayanılmaz Toz toprak. Tozdan topraktan geçtim duvarların muvarların üstü elinde kazma. Duvar sağlanır. Minare boyundan ha yıkıldı ha yıkılacak. İş çetin. Çok geçmeden bir kursta yanında Recep e olan geldiler. Haydi tamam mıyız? Yıkım işçilerinden bir grup. Tamamık usta tamamık dedi. İş yerinin yolu tutuldu. Sabahın taze güneşi küçük pazarın bozuk parkelerinde parlıyordu. Caddeye çıktılar sonra da yıkıntı halindeki balık pazarına saptılar. Masmavi göğün altında derinden derine buldozer uğultuları. İflasızın Mehmet istimlakin dev makinelerine yeni dikkat ediyordu. Vay anasını makineye hele. Abo duvarlara tosluyor. Lakin ne akıl ya. Babamın dediği doğru. İnsan gezmeli görmeli delinmedi kabağa girmelidir de doğru. Lakin on iki buçuk. Değil an Mehmet. Uzun etme gari de iki buçuk verirler mi acip diyordun. Kendi kendine. On iki buçuk veriyorlar. On iki buçuk be. Yaşasın hükümetimizin kumandar paşası. Şantiyenin önünde durdular. Kazmalarla kürekler dağıldı. İflasızın Mehmet de kazma aldı. Beyaz dikişli mavi kovboy pantolonlu. Mavi gömlekli delikanlı. Kürek al dedi. Niye? Dediğimi dinle. Zarar etmezsin. Mehmet Kazma'yı bir kenara bırakırken şantiyenin Montgomery'li sarı suratlı sinir katibi gördü. İspirto gibi parladı. Bırak lan o küreği evne!" Kıçına bir tekme. Tatlı su kurnazları. Hepiniz küreye sarılıyorsunuz. Al kazmanı bakalım. Yallah. Mavi pantolonu gülüyordu. İflasızın Mehmet kızdıysa da aldırmadı. 12.5'un hatrı vardı. Bir tekme, beş tekme. İsterse anasını avradına sövsün. Anası toprak altındaydı. Avradıysa yoktu ki. Haydi bakalım sallanmayın Maş maş. Bekir Usta Recep mavi pantolonlu ötekilerle Mehmet de adımları açtı. İş yerine geldiler. Sağda solda yıkıntı halinde kalın bedenli duvarlar. Karanlık pencereleriyle aksi aksi bakan yapılar. Ta Bizans'tan kalma kemerler duvarlar. Gene duvarlar mahzenler. Delme, yıkma, toslama makinelerinin kulakları yırtan uğultusu, vınıltısı, gıcırtısı. Ortalık toz duman içindeydi. Havaya yükselen tozlar zaman zaman güneşi kapatıyor. Kara bulutlar geçmiş gibi. Güneş bir an sönüyor sonra tekrar yanıyordu. Mavi pantolonlu delikanlıyla yan yana çalışıyorlardı. Adı ne senin? diye sordu mavi pantolonlu. Benim mi? Mehmet. Nereden olursun? Ben mi? Zıvaz'ın köylüğünden sen? Ben Karadenizliyim. Bilirmiş gibi sordu. Neresinden? Kastamonu'dan. İçinden mi? Yok canım köylüğünden, köylüğünden ya. Köyde çok kalmadım. İşçi çavuşunun kalın hırslı sesi. Lan Kastamonulu, Kastamonulu. Bakmadı bile. Avuçlarını tükürüp küreğinin sapına yapıştı. Yıkılmış duvarların kiremit, kireç, kuru, harç kalabalığını, sarı kamyonları kürekle atıyor. Çokluk dalga geçiyordu. Şehir uşağıydı o. Köyde doğmuş, 8-10 yaşına kadar köyde büyümüş. Hatta köy okulunda da 2 yıl okuyup okuma yazma belledikten sonra annesinin dostuyla kaçması üzerine babasıyla İstanbul'a gelmişti. Babası sapa sağlamdı. Türkköy'e Kadıköy'den öte şu haldeki Gafur vardı ya. Onun ağasının köşkü karşısındaki yapıda duvar ustalığı yapıyordu. Gafuran. Gafur sözü İflaz'ın Memedi ilgilendirerek Nereden biliyorsun sen Gafur ağamı? Veli her şeyi anlattı. Bana iş vermediğini de anlattı öyleyse. Anlattı. Biz ona dırnaksız Gafur deriz. Bir iki ay evine kadar o da burada. Bizim odada yatar kalkardı. Şimdi adam oldu. Ağası köşküne aldı. Bize mahiyetinde bir iş verseydi iyiydi ya vermedi. Baban ana yok mu senin? Benim mi? Anam sen sağ ol. Senin dostuyla kaçtı demeyi kendi yediremediği için benim anam da öldü dedi. Babaanne iş tutuyor. Köyde kardeşlerimin yanında zanaatı duvarcı, duvar ustası. Duvar ustası da daha ne? Kardeşlerini alıp gelsin o da çalışır. Sen de sırt sırta verdiniz mi dünyanın parasını kazanırsınız. Ulan ne işte bu be? Dün bir bugün iki. Gerçekten de taşı toprağı altında bu İstanbul'un. Onun gözü çukur Hava da açıldı esas. Açıldı ya. Sen ne diye babanın yanında çalışmıyorsun da burada çalışıyorsun? Kastamoğlu küreğine dayanıp doğruldu. Bakma. Babamın dalgası ayrı. Benim dalgam ayrı. Ne babamın bana muhtaçlığı var ne de benim babama. İki el bir baş için. Akşam işten paydos olduk mu elimi yüzümü yıkar haydi vezir bahçesine. Vezir bahçesi de nere ki bilmiyor musun? Hiçbir yerini bilmiyorum İstanbul'un um ben. Kolay Yarın sen de öğrenirsin. Vezir bahçesi sirkeci Tramvay yolu var ya. Biliyormuş gibi. Var dedi. Sol zaten sirkeciye geldin mi çalgı sesi seni kendine çeker. Çalgı, kızlar, içki. Bir şişe bir açtırdın da ufaktan ufaktan kafayı buldun mu bırak. Bir ne? Beyaz köpüklü gazoz gibi sarı katır sidiğine benzer ya. Değil tabii. Kaça şişesi? Dışarıda bakkalda yani şişeyi bakkala verdin mi 60 kuruş. Vezir bahçesinde 150. İflasız Mehmet bir hayli tıslığı çaldı. 150 kuruş. Çok mu? Değil mi? Öyle avratlar var ki 150'nin ne sözü mü olur? Dudakları boyalı öyle ya. Dudakları, tırnakları. Mehmet vapurdaki kadınların tırnaklarını hatırlamıştı. Biliyorum dedi. Burcu burcu da kokuyorlar değil mi? Yatmadım herhalde kokarlar. Bir tarihte papır var ya papır, papır değil vapur, vapur işte. Kapırağımın yanına geliyordum bu avratlarla. Dalga mı geçtin? Geçecektin bilatçı. Ne dedi? Ne diyebilir? İkinci Birinci Birincide mi oturuyordun? Birincide. İkinci nere ki? Yani ikinci mevki. O da salon, salon ya. Sıraları tahtadan. Birincinin sıraları minderli, yumuşacık. Ne dedi sonra biletçi? gerçeği olduğu gibi anlatmakta ne vardı? Hiç ne diyebilir? İkinci ikinci kalktım yürüdüm. Adam amma da bozum olur karıların yanında ha. Arkandan gülmediler mi? Yok canım gülerler halbuki. Bu İstanbul'un karıları gibi var mı? Allah kimseyi tırnaklarını düşürmesin. Adamla matrak geçerler. Matrak ne? Alay ederler yani. Lakin bırak haklarını da yemeyelim. Yürekleri de çok, yufkaları da var. Bir tarihte Kadıköy'de babamla çalışıyorduk. Sarı kamyonun ardından birdenbire çıkıveren işçi çavuşu top gibi patladı. Eşşoğlu eşekler. Burası iş yeri mi, çene yerimi. Bir tokat ona, bir tokat ötekine. Sen zaten mikrobun birisin. Ne? Geç bu yana. Küreği müreği bir yana giderek hasta monoluyu aldı. Ta öbür başa götürdü. İflasızın Mehmet'in kasketi molozların üzerine düşmüştü. İşçi çavuşun ardından korkuyla baktıktan sonra kasketini aldı. Başına geçirdi. Yapıştı kazmasına. Bir tokat beş tokat. Lakin kastamonu sevmişti pek. Oğlan okuma yazma biliyordu madem. Arkadaşlığı ilerletir okuma yazma benler. Lakin kızlara mızlara gitmez. Rakam oku içmez de. Ulan bana bak. İşe gireli Bir saat olmadı daha. Dalgaya başladın. Hanım avradım olsun. Kolundan tutar atarım. Birden içinde babası. El öpmeyle ağız kirlenmez. Köprüyü geçene kadar gavura dayı denir. Doğruldu. Yok efendi. Huylanma. Sayende bir ekmek yiyeceğim şurada. Bir daha dalga mulga geçmem. İşçi çavuşunun gururu okşanmıştı. Savuşup gitti. Mehmet'in gözü ta karşıdaki Bekir Usta'ya işte bir an. Sırtı dönüktü. Kocaman bir duvarı deliyordu burgu makinesiyle. Nesine gerek o bu? Kazmasına kuvvetle yapıştı önündeki yarı yıkık duvara güçlü güçlü indirip kaldırmaya başladı. Kazma her indikçe duvardan bir parça düşüyor. Parçaların düşmesi çoğaldıkça da sert duvarda gedikler açılıyordu. Kazma müteahhit Hüseyin Bey bir haftadır Ankara'da. Bakanlıklarda taban tepiyordu. Hava yollarını kocaman bir Vaykant uçağıyla Ankara'ya ümit dolu gelmişti ama anlıyordu. Gayet iyi anlıyordu boyuna atlatıldığını. Uçaktan inmiş pırıl pırıl bir taksiyle otele gelmiş, soyunmuş, banyosuna almış, çamaşır değişip vurmuştu kafayı. Ertesi gün friksiyonlu miriksiyonlu bir tıraştan sonra kupon kumaşından elbiselerini lacivertini giymiş, karısının her zamanki tembihine uyarak kravatın acı kırmızısını değil, hafif daha doğrusu çürük kırmızıdan olanı bağlamıştı. Acı kırmızı komünistlerin kullandığı renktir. Lacivert elbisenle mavi de bağlayabilirsin ama kırmızı insanı daha çok açar. Daha çok dinamik gösterir. Onun için Ankara'da çürük kırmızıyı tercih et. Şempazenin tavsiye kartı CHP'lilerin deyimiyle bayındırlık. DP'lilerin deyimiyle de nafiya vekaleti müsteşarına yazılmıştı. Ama ihale edilmek üzere olan iş nafiyada değil olsa olsa bir başka bakanlıktaydı. Böyle olunca Nafiye Vekaleti Müsteşarına yazılmış kartı başka herhangi bir bakanlık müsteşarına veremezdi. Demek ki bu kart hiçbir işe yaramayacak. İhale işinin koparatılabilmesinde işlemeyecekti. Peki ne yapacaktı? Ankara'nın en pahalı, en temiz, en lüks otelindeki odasında başını avuçlarına alıp uzun uzun düşünmüştü. Karısının dediği gibi gerçekten elinden iş gelmez. Uyuşun biri miydi? Herhal öyle diye geçirdi. Elimde koskoca bakanın kartı var. Bu bağ olmazsa şu bağ hesabı. Var git ara sor. Delinmedi kava gir Ayşe'nin. Bir Bütün gece düşünmüş çok az uyumuştu. Aklında aklın ortasında karısı. Sanki nereden çıka gelmiş karşısına dikilmiş ellerini beline dayayıp başlamıştı. Sen adam olmayacak mısın lan hırt? Elinde koskocaman bir bakanın kartı, sırtında İngiliz kupon kumaşının elbise, boynunda çürük de olsa kırmızı kravat. İhale işi Napya'da değilse ziraattadır. Ziraat da değilse dahiliye de dahiliye de değilse bilmem ne Allah'ın belasında. Aç gözünü, gemini yüzdürmenin kolayını bul. Bulamazsan aç bana telefonu. O geceyi de bu türlü kuruntularla geçirdikten sonra sabahleyin 9'da yeni banyo Friksiyonlu yeni bir tıraştan sonra bakanlıkların yolunu tuttu. Ne kadar erken giderse gitsin boştu. Kendinden önce gelenler illaki bulunuyor. Bakanlıkların önleri, mermer sütunlu salonlar dolu oluyordu. Şaşıyordu bu işi. Yoksa bütün bu erkenciler geceyi buralarda mı geçiriyorlardı? Bakanlıklardan birinin özel kalem müdürünün kapısını fazlaca kalabalık bularak sokuldu. Oho! Çeşitli İngiliz kuponyada en azından Sümerbank ipek iş kumaşından elbiseleriyle taşralı taşralı bakışıp taşralı taşralı dolaşan insanlar ikili üçlü beşli topluluklar halinde fısıldaşıyor. Yanlarına yaklaşanlara şüpheyle bakıyorlardı. Hepsi de tıraşlı. Hepsinin yüzünde de tokluğun, cari hesaplarındaki kabarıklığın, eskilerin deyimiyle endişeyi ferdadan uzaklığın, semirmişliği. Tıpkı tıpkısına Kavzımal Müteahhit Hüseyin Bey gibi eski Kavzımal bir zamanların Kavzımal işçiliğinde edindiği güçlü sezgiyle anladı ki göğüsleri DP rozetli bütün bu insanlar bal alacak bir çiçeğin çevresinde sinirli bir sabırla bekleşmektedirler. Aralarına çekinerek girdi. Herkes kendi havasındaydı. Fısıl fısıl konuşanların bile gözleri masası başında özel kalem müdüründe. Hiç çaktırmamaya bilhassa dikkat ederek sağa sola kulak misafiri oldu. Yarım kırık tümcelerin kulağını çarpmasından anlıyordu ki karısının ta İstanbul'dan kokusunu aldığı büyük yapı işi buradaydı. Ve bütün bu insanlar bu işi koparabilmek için üstü örtülü bir yarış halindedirler. İçeriye az daha sokuldu bakanın yanına girebilmek için sıra bekleyenler Odanın mabet sessizliği içinde aksırıp öksürmek, en azından kaşınmaktan çekinircesine oturuyor. Çağrılacakları mutlu anı bekleşiyorlardı. Ne olacaktı çağrılınca? Ne olmayacaktı ki? Partilerinin kudretli bakanıyla yüz be yüz gelecek mübarek elini bırakırsa ayağını öpecek. Bakan beyefendinin e ee, ne var ne yok bakalım nasılsın memleketinde partimizin vaziyeti nasıl?'' Muhalefetin hakkından gelebiliyor musunuz? Bir şikayetiniz var mı? İcraatımızı nasıl buluyorsunuz? Gibi sorularına bakan dolayısıyla başbakan beyefendileri sevindirecek karşılıklar yakıştıracak. Sonra da memleketine dönüp habbeyi kubbe yaparak bakan beyefendinin ona sırf ona dediklerini bakan beyefendiyi görmemiş hiçbir zamanda görme şerefine ulaşamayacak olanlara büyük bir çalım ondan da büyük bir gururla anlatacaktı. Telefon çaldı. Bütün başlar aynı zamanda düğmelerine basılmışçasına özel kalem müdürüne döndü. Ağır ceviz masasının başında sert ama aslında yumuşacık bir adam kulaklığı aldı. Buyurun beyefendi emredersiniz efendim. Kulaklığı yerine koydu. Önündeki listeden bir ismi fısıltı ile okudu. Kocaman kulakla iri başlı bir değirmenci eskisi lacivert elbisesiyle kalktı. Özel kalem müdürünün ardında odadan çıktı. Kabzıman müteahhit Hüseyin Bey'in içinden karısı emretti. Ne duruyorsun aptal boşalan yere geçip otursana. Davrandı. Tam zamanda davranıp gitmişti. Biraz geçikse yerini kaptırabilirdi. Nitekim 5-6 kişi ardından hınçla baktılar. Hele güneyli bir eski manipatoracı Allah'ına kitabına söyledi içinden. İbne dedi. Görgüsüz marş marş lan gitti. Sonra da bak halis kereste. Lan ben sana o yeri kaptırmazdım ama görgüsüzlüğüne dua et. Bütün bunlardan habersiz kavzma müteahhit çevresindekilerin neler düşünebileceklerini sezmişçesine gözlerini kaldırıp bakamıyor. Boşalan yeri maş, maşla kaptı. Başkasına kaptırmadı diye bir saygısızlıkta bulunup bulunmadığını kestiremiyordu. Neden sonra bir parçada da içinde ki karısının aldırma demesiyle ferahladı. Çevresine bakındı. Burada her şey saygı değerdi. Yerdeki tavan halısı, sıra sıra koltuklar, duvarlar, tavan, tavandaki avize, özel kalem müdürünün ceviz masası, telefon, sümen çifte stilo, sigara tablası, şu bu. Arada bir baştan bir başa uçan kara sinekler bile saygı değerdi burada. Bir ara gözlerini yerdeki halının kırmızı yeşil mavi sarılar cümbüşünden duvara kaldırdı. Duvarda elektrikle işleyen simsiyah bir saat. Akrep kovan sahneyi gösteren incecik çubuğuna durmadan dönüşü. Birden saatin 11'i geçtiğini fark ederek huzursuzluğu arttı. Bir hafta olmuştu İstanbul'dan çıkalı. Bu bir hafta içinde karısına bir kerecik olsun telefon edememişti. Edecek olmuş ne zaman santralden İstanbul istemişse Başbakanın İstanbul'da konuşur olduğunu öğrenmiş, saatlerce beklemekten vazgeçmişti. Hem sonra ne diyecekti karısına? İşi kopardım karıcığım mı? Koparamamıştı ki. Koparamayınca karısını ne yüzle arayacaktı? Ta İstanbul'daki köşten zılgıt yemek için mi? En iyisi işi kopardığı müjdesini vereceği zamanı beklemekti. Yanı başındaki siyah elbiseli iri yarı adam fısıldadı. Bakan bey ile ne işiniz var? Adama çekinerek baktı. Ablak beyaz yüzlü bıyığı sünneti şerif üzere kırpık, kırlaşmış saçları bıyığı gibi kırpılmış, iri yarı bir adam. Başbakanın kısa zamanda yarattığı her mahalledeki 5-10 zıp çıktı milyonerden biri. Enflasyon parası milyoneri. Başbakanın bırak yapsın politikasından cesaret alarak derme çatma fırınının yanındaki dul kadının arsasını ufacık arsasına katıp Parti lideri gelenlerin de yardımıyla bankalardan aldığı krediyle fırının yerine modern ekmek fabrikası kurmuştu. Kurmuştu ya yetmezdi bu. Başbakan iş sahiplerine sonsuz krediler verilmesini istiyordu. CHP'nin yıllar yılı milletin dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği altınlar hep bu dinamik politika uğrunda eriyip gidiyor. Buna karşılık DP'li, daha çok DP'li milyonerler sevgili şeflerinin sayesinde mahallelere sığmaz oluyorlardı. Bu eski fırın, şimdiki modern ekmek fabrikası sahibi de ulaştığı aşamaya yeter bulmamış. Fırını damadına bırakıp taahhüt işlerine başlamış. Milyonlar milyonları kovalamış. Şimdi de memlekete bir basma fabrikası kazandırmak için gerekli aletlerle makinelerin Avrupa'dan getirilmesine yarayacak döviz iznini koparmaya çalışıyordu. Bütün bunları bilmeyen kabzıma müteahhit sordu. Benim mi? Senin? Ne yapacaksın? Kırpık bıyıklı eski fırıncı, yeni modern ekmek fabrikası sahibi ve geleceğin basma fabrikatörü öyle kolay kolay bozulacaklardan değildi. CHP devrinde şapkasını eğenleri ana avrat sövüşüyle Şuna buna parmak atışıyla milleti kahkahadan kırıp geçiren bu adam son zamanlarda bir hayli çeki düzen vermişti kendine ama gene de çoklu kantarın topunu kaçırır. Eski günlerin lan fırıncı D100 fırıncısı verirdi. Hiç dedi bir partili değil miyiz? Hangi partidensin sen? Senin partinden. Kavzımal müteahhit ceketinin yakasındaki DP rozetini unutmuştu baktı. Sonra da gözleri kırpık bıyıklı adamın yakasında aynı rozeti aradı. Bunu anlayan fırıncı yakasını çevirdi. İçteki rozeti gösterdi. Kabzuman müteahhit niye dışa takmıyorsun? Hangi partinin olduğum anlaşılmasın diye. Anlaşıldığında ne var ki? Şu var ki CHP'liler bazen artık eksik konuşuyorlar. Akıllarının dibini öğrenmek için benim DP'li olduğumu bilmemeliler. Kabzuman müteahhit başını sağladı. Doğru. Tıpkı karısı gibiydi demek. O da CHP'lerin yanında CHP'li, MHP'lilerin yanında MHP'li. Hatta komünistlerin yanında komünist görünür. Ama bildiğini okurdu ki bakanların yanındaki değeri de buradan geliyordu. Doğru tabi dedi Fırıncı. Bu memlekette bundan böyle muhaliflere hakkı hayat tanımayacağız. Ya toptan DP'li olurlar ya da defolup giderler bu mübarek topraklardan heyecanla sordu. Sen hangi yıl demir kırattın? Kavzımal Hüseyin bu inceliğin farkında değil. 950 dedi. Geleceğin basma fabrikatörü hınçlı bir fısıltıyla yumruğunu göğsüne vurdu. Ben 46 demir kırattıyım. 46 damarımı kessen kan yerine demir kıratlık akar. Senin karısı içinden başını sallayınca benim de dedi. Madem öyle ne diye 46 demir kıratı değilsin benim hanımla elliye doğru tanışmıştık da. Kimsenin senin hanım? Tanımazsın. Mebus mebus mu? Değil. Mebus bakan bacısı. Yahut baldızı molduzu olmasın? Değil değil ama demirkaratlık için CHP'den ayrıldı. Ya demek CHP'liydi. Kendinden çok kocası CHP'liymiş. Şimdi bütün bu bakanlar mebuslar ne ahbabı? Eski fırıncı bıyık bükerek umursamadığını belirtti geç bir kalem. Niye? Arkan başbakan olmadı mı hava? Meclis başkanının hatta cumhurbaşkanının bile başı ona bağlı. Kimden tavsiye kartın? Kabzuman müteahhitin canı sıkılmıştı. Seninki kimden? dedi. Benimkine kulak asma. Seninki? Benimki bakandan. Fırıncı pek de önem vermemekle beraber gene de şöyle bir düşündü. 20 gündür buralardaydı. Bu kocaman kocaman yapıların İnsana ürküntülü saygılar verdiği yüksek sütunlar, zarif koridorlarda çok şey öğrenmişti. Mebus vardı, mebusçuk vardı. Mebuslar özel kalemi, özel kalemi dinlemeden bakanlar hatta başbakanın odalarına giriveriyorlardı. Mebusçuklarsa öteki iş sahiplerinden hemen hemen farksız girip girmemekte çekimsel işlerini çokluk odacıların yardımıyla gördürmeye bakıyorlardı. Böyleleri saygılı birer gölge yani mebusçuklardı. Bakanlar ya da başbakan gelip geçerken iş sahipleri gibi yerlere kadar saygıyla eğilerek selam duruyor. Kazara göze ilişip de nasılsın bakayım diye sorulmayı iltifatların en büyüğü sayıyorlardı ama memleketlerine döndükleri zaman en çok da şehrin en büyük içkili lokantasında kafayı bulunca Adnan'a dedim ki Samede dedim ki Nerle, mangalda kül bırakmıyorlardı. Kabzıma müteahhitin benimki bakandan demesi eski fırıncı yeni basma fabrikatörü adayını gene de pek ilgilendirmemişti. Hangi bakandan? Kabzıma müteahhit şempazenin adını verdi. Bir iki, dedi. O şu sıralar sözü geçenlerden ver bakayım kartını. Kabzıma müteahhit şempazenin kartını ceketinin cebinden çıkarıp uzattı. Basma fabrikatör adayı gümüş çerçeveli gözlüğünü taktı. Kartı heceliye heceliye okudu. Sonra yama dedi. Bu kart Nafya vekaleti müsteşarına yazılmış. Benim hanım inşaatı Nafya'da biliyordu da olmadı. Nafya'da böyle bir iş vardı vardı ya. Trabzonları aldılar. Beni dinlersen sen hiç vakit geçirmeden hemen kartı değiştir. Kabzıma müteahhit şaşırdı. Şuraya geleli kocaman bir hafta olmuştu. Bu kocaman haftada değil işi koparıp almak, işin hangi bakanlıkta olduğunu bile yeni öğrenmişti. Karısı demez miydi ki? abudala sen ne zaman adam olacaksın? Koca bir haftada bu kadar canım becerebildin. Ne düşündün? dedi fırıncı. İçini çekti dalgın dalgın. Hiç öyle. Vakit geçirme. Evinize telefon var değil mi? Var. Aç telefonu karına. Bakanı müsteşarı da bırak genel müdüre bir yeni kart yazdırsın. Durdu. Sonra kesinlikle. En iyisi atlasın kendi gelsin. ha? Doğru. O daha iyi tabi. Demir tavında dövülür. Hem sana bir şey söyleyeyim mi böyle işleri karılar daha iyi becerir. O aksi heriften kartına aldı Karın mı? Aldı işte. Eskiden tanırmış. Aile dostu seni anlayacağım. Fırıncı müteahhit aynı sesini alaylı alaylı kaşıdıktan sonra şimdi oldu dedi o aksi herif dediği şempazenin kadınlara düşkünlüğünü işitmişti. Kabzuman müteahhit adamın ense kaşıyışı, hafifçe gülümseyişinden ne demek istediğini sezmişti ama anlamazlıktan geldi. Eski bir doktor kızı CHP devrini pek öyle yüze gelmemiş, milletçe tanınmamış, perde arkası büyüklerinden birinin eşiyken dillere düşecek kadar gemi azıyı aldığı için Boşanmış uzun bir süre şen dulluk etmiş iktidar değişip de DP iş başına gelince gadre uğramış CHP isyan etmiş mağdur bir yurttaş bir hürriyet aşığı kılığına pürünerek yeni parti saflarına katılmıştı. Henüz gençti güzeldi hiç ummadıkları anda hiç ummadıkları bir iktidara geliverenlerin toz duman telaşesi içinde yeni iktidarın yatak odalarında yeni kahramanlara heyecanlı dakikalar yaşatmak zor olmamıştı. Başbakan gibi birkaçı ayrı tutulursa mevbuslar hatta bakanlardan pek çoğu çeşitli memurlukların az maaşlı görgüsüzlüklerinden gelmiş eli yüzü düzgün kadına hasret utangaç hayalı insanlardı. Yıllar geçip de millet kesesinden birbirini kovalayan havyarlı riskili şampanyalı ziyafetlere böyle ziyafetlerin bayıltacak kadar güzel kadınlarının iltifatlarından şımartılmaya başlanınca iş değişmişti. İşte Şendul'un sebze harindeki kaba, saba, kabzumalla, aşna, fişnası, daha doğrusu bu yontulmamış adama düşüşü bundandı. İlk zamanlar bakanlardan başlayıp milletvekillerine kadar derece derece düşen bu kadın, sonraları genel müdürler, daha sonraları da müdürler de karar kalacaktı ama olmuyordu. Hem sonra ne vardı müdürlerin, muhasebecilerin elinde? O alelade bir fahişe olmak da istemiyordu. Çünkü onca hayat, ne sade para ne de sadece şehvetti. Belki her ikisi ya da her ikisinin bulunduğu bir üçüncü mevki. Bu mevkiyi siyasiler katında bulamayacağını, şansını o katlarda yitirdiğini anlayınca başka dallar düşündü. Hatta düşündü de değil tesadüf bir gün hiç ummadığı biçimde hayatını değiştiriverdi. Bir gece gönül eğlendirdiği bir ahbabıyla tepebaşı gazinosuna gitmişti. Bu kabzımal Hüseyin korkmazı kendinin epeyce yaşlı kart karısını orada tanıdı. Çünkü gazinoya birlikte gittiği ahbabı ile tanışıyordu bu kabzımal Hüseyin. Masaları yan yana. Dostlarımızın dostları dostlarımızdır kuralına uyularak masalar birleşti. Dere'den tepeden hoş beşten sonra içkinin de verdiği içtenlik dostluğu artırdı. Artırdı ya kabzımalı siyah başörtülü kart karısı bu artan dostluğa nedense yabancı kalıyor. Sarhoş şarkıcı kadınların en dekolte şarkılarını bu yıldız dolu, bu sıcak geceye dökerek halka eğlendirmeye çalışmaları belki de yalnız bu geçkin kadını etkilemiyordu. Şendol'un gözünden kaçmadı bu. Kabzımal gençti. Kadın yaşlı, çirkin, alelade, üstelik de posası çıkmış. Öte yandan kabzımalsa silinmiş, tertemiz, kütür kütür ele alınır. Yontulsa bile tam olmasa bile işe yarayabilir. İktidarın pek öyle vefasız sayılamayacak mevki sahibi dostlarının himmetiyle Kavzımal Hüseyin Efendi kısa zamanda müteahhit Hüseyin Bey hatta Hüseyin Beyefendi olabilirdi. Zemin zaman da alabildiğine uygundu hazır. Çünkü dinamik ziraat, dinamik sanayi, dinamik ticaret edebiyatı almış yürümüştü. Batı ile aramızdaki bir 200 yıllık ara ancak her alandaki dinamizm ile kapatılabilecekti. Neden kapatılmasın? CHP'nin kıskanç bir titizlikle yıllar yıla adeta küflendirdiği altınlar iş alanlarına yatırılır. Bütün Türkiye toprakları dinamik ziraat ve dinamik sanayinin faryap edilmesi, fabrika, toprak ürünlerine iç, daha çok da geri kalmış dış memleketler pazarlarında satılmak suretiyle Elde edilecek dövizlerle altınlar yeniden, hem de Türk ve Osmanlı hazinelerinin görmediği kerte de yerine konurdu. Şendol hiç vakit geçirmemiş, kabzımal Hüseyin Efendi'yi ele almıştı. Sanatın ustasıydı, hangi cins erkekler, hangi yollardan elde edilir? bakışlar, gülüşler, karşısındakileri anlayışları, ölçüsünde ümit vermeler. Aldıkları ümitlere göre erkeği yeni yeni çitler, duvarlardan atlatmalar. Kabzıma Hüseyin daha ilk gecede bu kurnaz, bu anasının gözü kadının ağzında Hüseyin Bey olu vermişti. Bakışlar, gülüşler, masa altını adamın 46 numaralı kocaman ayaklarına basışlar. Sanki birden bire aşık olu vermiş de onsuz yaşayamayacakmış gibi bakmalar. Baldırına çimdik atmalar. Sonralar her şey umduğundan da kolay gelişi vermişti. Haldeki dükkanı ziyaret, naz, cil ve numara dolu bir kadındı. Hüseyin çok da yüksek bir aileden. Duyulur, görülür, dile düşerse yazık olur. Yazık olmaktan geçtiğim kendine kıyı verirdi. Şerefsiz yaşamaktansa ölmek elbette evlaydı. Kabzımal Hüseyin üstüne titriyordu kadının. Evde kart karısı yıllarca öncenin genel evlerindeki kadınlardan başkasını pek tanımadığı için Şendul onun için ufkuna doğmuş bir çoban yıldızı. Bir ay bir güneşte arkası yağar.